Avrupa'sız Galatasaray, Galatasaray'sız Avrupa düşünülemez. Yani bu da o zamanki benim çok beğendiğim cümlelerden biriydi. Gerçekten Galatasaray'sız bir Avrupa'yı düşünmek bence mümkün değil. Hocam şöyle bir önemi ve anlamı da var bu mücadelenin aslında. Galatasaray'ın Avrupa'da üst düzey büyük kulüp diyebileceğimiz kulüpler arasında resmi maçlarda benim bildiğim Bayern'e karşı bir galibiyeti yok. Bir de şöyle bir burukluk vardı hep içinde yıllardır. Bu tip takımlara karşı deplasman galibiyeti yoktu Galatasaray'ın. Yani yenmediği takım yok. Barcelona'sı, Milan'ı, Juventus'u, Arsenal'i, Real Madrid'i, Dortmund. Arsenal'i, Dortmund'u ama benim Dortmund'a karşı var bir deplasman Barcelona galibiyeti. 2-0'dan 2-2 2-2'ye mesela. yakalanmıştık. Hani 5 Milan yıldızlık bir öyle. takım saymazsam Milan, Juventus. Milan 2-0, 2-2. Hep yakalandık. Evet, hep yakalandık. Önüne geçip yakalandık. Bugün yakaladık ve geçtik. Bugün yakaladık ve geçtik. Doğru söylüyorsun. Çok anlamlı bir galibiyet oldu. Biz de açıkçası hakikaten ses tellerimizi de... Ha, bu arada izlemeyenler varsa söyleyelim ki açık kanala döndü bir yerden sonra. Evet. Hani izlemeyenler buna rağmen varsa söyleyelim Galatasaray bileğinin hakkıyla gayet net bir galibiyet elde etti. Kerem ben heyecandan bakamadım. Bayern 2-1 ne oldu? No, ay söyleme. Bir şey söyleyeyim mi? Umurumda bile değil. Ben de bilmiyorum valla şu anda. Bakacağım. 2-1 kazandı. Bayağı çok iyi şey. Bu da güzel. 2-1'de evet. Bıraktık. Bir daha da bakmadım. İyi. Evet. Bizim için çok iyi. 2-1'i yakaladığını gördüm. Sonra bir hiç ara bakmadım. Şu anda baktım ama. 2-1 bitmiş. Manchester 2, Galatasaray 1, Kopenhag 1, Bayern 0. Bu tam rezil kabustan. Rezil bir senaryoydu. Evet. Evet. Kabustan dakikalar içinde uyandık ve çok daha farklı bir konuma yerleştik. Ya bu tip durumlarda bizler tabii sektör profesyonelli olarak Ahmet Hocam Old Trafford'da Manchester maçı heyecanı yaşamış bir Türk futbol adamı. Şimdi onu ayrı tutuyorum. Onun bambaşka heyecanları var. Ama bizler hocam hani her şeyden önce futbol severiz. Evet. Her şeyden önce futbol severiz. Yani ben şu anda mesela Mehmet dese ki abi ben arabayla geldim Taksim'e gidelim mi? Giderim yani. Hani camdan evet. Çıkıp böyle dat 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 falan yaparım ki. Türk futbolu çok uzun süre önce o evreleri atlattı. Ahmet Hocamlar döneminde öyleydik. Sonrasında UEFA Kupası, Dünya Üçüncülüğü, Avrupa Üçüncülüğü derken hani biz de belirli bir cool'luk seviyesine eriştik fakat çok uzun süredir gerçekten yokuz. Şenol Hocam gruptan namağlup çıkardı. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde bir yarı UEFA Kupası'nda bir yarı finali ama var. Galatasaray'ın evet çok oldu ama çok oldu. Milli takımımız turnuvaların en kötü takımı falan oldu. İşte o yüzden Old Trafford'da Manchester yenmek önemli. Kimse bana Manchester kötü bir sezon yaşıyor falan demesin. Esas bu maçlar çok büyük tehlikedir. Düşler sahnesinde başrol Galatasaray'ımızın maç sonucu Manchester United 2, Galatasaray 3. We are the best Galatasaray 93-94 sezonunda da dillendirilen United maçları evet. Öncesi tezahüratlardan biriydi. Ta 30 yıllık bu tezahürat yine Galatasaray sosyal medya hesabı tarafından hatırlatılmış. Daha da farklı bir neticeye de gidebilirdik bu arada maçın son bölümünde. ama 3-2'ye de razıyız zaten. 1-0 da güzel bir sonuç olurdu. Her türlü galibiyet hakikaten bizi çok çok mutlu edecek ve tur için umutlandıracaktı. İlerleyen haftalara dair senaryoları, Galatasaray'ın tur şansını yine ayrıca değerlendireceğiz. Bunu söyleyelim. Hocam öne çıktığını düşündüğünüz isimler var mı ya? O kadar çok hikaye var ki belki maçın en kötüsü Kerem Aktürkoğlu'ydu bir noktaya kadar. Doğrudur. Çok iyi baskı yaptı doğrudur. Bu arada. Doğru baskıları yaptı doğrudur. Ama topu kullanma noktasında doğrudur. Verimli değildi. Okan Hoca onu oyunda tuttu, karşılığını aldı. Bence en büyük hikayelerden biri bu. Icardi'nin penaltıyı kaçırıp Onana'yla dalga geçercesine bir gol atması apayrı bir hikaye. Zaha'nın Old Trafford'da atması bambaşka bir olay. Hakikaten ben, çok fazla detay var. Ya, sevgili Kerem ben genelde insanlardan kendim için bir şey istemem. Ama izin verirseniz Icardi'den bir şey isteyeceğim. Lütfen penaltıları direkt atsın. İstanbul maçında da kaçırdı penaltıyı sonradan attı. Burada da kaçırdı, sonradan attı. Artık bu yaşlarda biz kalpten bir zarar görmek istemiyoruz. Yani bu kadar iyi futbolcuya o kolay golleri, daha kolay golleri atmak daha fazla yakışıyor. O yüzden bugün o penaltı kaçtığında benim neler çektiğimi siz gördünüz. Hep beraber yaşadık ama hocam. O zorlu süreci. O golü attığında da ben yedik. Kendimden tahmin etmeyeceğim kadar yükseğe sıçradım. Evet yani gördüm yani. Normal evet. Benim tarzım da o gördüm, değildir. Evet. Ben gördüm cool, oradaydım. Çok cool bir şekilde yerim evet. Yerimde seyrederim. O yüzden... Hocam yani... iyi ki kaydedilmedi o görüntüler. Orada yaşanan orada kalır değil mi Mehmetciğim?
Ya. Şimdi neler oldu o abi. Neler oldu abi, neler oldu yani. Hiç bayağı. Hakikaten. Şöyle ben Abdülkerim. Biz de bayağı yani. Bir koştuk. Ben bir 10 kilometre koşmuşumdur. Yani hani bugün Torreira kadar olmasa da. Yok abi 10 kilometre koşmadım ama birkaç kilo vermişim. Biraz hepimize de kızıyoruz. Ben maç öncesi hani kafamda oynadım da beraberlik ya da yani United'ın durumu çok kötü. Premier Lig 7 haftada havlu attılar neredeyse. Yani artık ve hocam güzel bir yorum yaptı maçı oynarken. Kariyer maçı yani Højlund artık Avrupa evet, futboluna evet. Girdi bu maçta. Muazzam. Yani, iki tane attı, bir tane offside. Yani böyle bir maçı çevirmek çok önemli. Ben şundan dolayı çok mutluyum. Hani artık 4 puan en kötü ihtimal 3. olacağız. 3.lük elbette Şampiyonlar Ligi'nde gönül devam etmemizi ister ama Serkan abi biraz kafamda oynadım da Avrupa Ligi'nde bu takım bayağı gider. Yani evet, evet, aynen. Şenol Hoca'nın Lyon'a evet. Penaltılarla elenmiş Beşiktaş'ın senaryosunu yaşatabilir. Ya şu anda Manchester'ı deplasmanda yendik. Artık bu saatten sonra. Yani bu saatten sonra Avrupa Ligi falan değil biraz daha iddialı bir nokta. Üçüncülüğü kimse düşünmesin. Şu, an şu iki maçta onu cebimize koyduk. O önemli Kerem. Aynen. Bayern maçları artık ikinciliği garantileme maçları olacak. Yani işin güzel tarafı Galatasaray. Ankara Gücü maçıyla başlayan oyunda bir yükseliş var. O yükselişi bundan sonra da sürdürecektir. Ona inanıyorum. Sürdürmek de zorunda. Yani... Hocam iki kişi için özel parantez açmak lazım. Bir Zaha. Top ona her geldiğinde Old Trafford'da ıslıklandı. Bu tabii ki bir şereftir. Hı. Yani Zaha'nın İngiltere'de bir karizması var. İngiltere'de Zaha gerçeği var. Herkes Zaha'nın kim olduğunu ne olduğunu biliyor. Zaha'nın attığı gol de çok önemliydi. Yani bugün Galatasaray'da Icardi'nin o rakipsizlik, yani bir rakipsizliği vardı Galatasaray'da. Hani tarifsiz bir rakipsizliği vardı. Fakat Zaha'nın da Ankara Gücü maçından sonra hedef maçı olan Manchester deplasmanında bu golü atması ve tribünleri susturması Galatasaray taraftarına kuşkusuz çok sempatik gelmiştir diye düşünüyorum. Yani Icardi yalnız değil artık. Onun yükünü alacak bir süper yıldızı daha var kanaatindeyim Galatasaray'ın. Bir hatırlatma yapmak istiyorum hocama hemen döneceğim ekranda görüyorsunuz ama bu mücadelenin özet görüntülerini az sonra A-Spor ekranlarında izleyebileceksiniz sevgili seyirciler. Ait olduğumuz yer burası Şampiyonlar Ligi We Are The Best Galatasaray yazısı yine paylaşılan yazılardan bir tanesi sevgili seyirciler. Ten Hag gider mi hocam? Çok zor artık işi. Zaten bence daha ilk geldiği andan itibaren takım Ten Hag uyumu hiçbir zaman tam olmamıştı. O Ronaldo ile yaşananları da hatırlatmak isterim. Skandal. O günden bugüne kadar uzun bir süre kaldı bile. Bu anca İngiltere'de, anca Manchester'da olabilir. Ama bundan sonra ömrünün çok uzun olacağını kesinlikle sanmıyorum. Soru Zaha. Maçın oyuncusuydu. Ben tartışması Zaha'yı seçiyorum. Boy. Yani Boy her zaman iyi oynuyor. Niye Zaha? Zaha yeni oynamaya başladı. Özellikle ve Zaha'nın daha önce Manchester United serüveni ona ekstradan bir puan kazandırıyor. Ama Zaha'yı seçmemdeki bir neden de şu. Benim belki de Zaha'dan öne yazmam gereken maçın kahramanı Okan Buruk. Okan Buruk'u niye oraya yazıyorum? Okan Hoca takım eksik de olsa, rakip eksik de olsa bütün maçları kazanmak için oynuyor. Çünkü o çok iyi bir Galatasaraylı, Galatasaray ruhunu çok iyi bilen biri. Okan Hoca diyor ki Galatasaray rakip kim olursa olsun, nerede olursa olsun bütün maçları kazanmak için oynar. Ve buraya da kazanmak için geldiğini açık açık deklare etti. Biraz da esprili bir şekilde size de anlattım.